Ne haber? Anlatacağım bir şey var mı? Ne gibi? Anlatacağım bir şey var mı bana? Nasıl geçti Kırmızı Oda'nın yani onu soruyorum. Normal. Ne konuştun? Anlat anlat çekinme. Anlat anlat çekinme ne? Dedi ki... Yani ben gözlemliyordum uzun bir zamandır. Ondan sonra hani benim de bu süreçte yanlış kararlarım oldu dedi. Yani evet bazıları öyleydi dedim. Ne zamandır görüşemiyoruz dedi. Hatta ben dedim 2 hafta falan oldu galiba dedim. 2 hafta sen de dedi. Sayıyorsun? Ne zaman söylemeyi düşünüyorsun? Bu konuşmalar geçerken Berke'yle görüşmek istediğimi biliyorsun değil mi? Berke'yle görüşüyorum ben dedim. Tanışıyoruz dedim. Niye bu kadar sinirlisin Berke? Ne dedim ben? Ne yapıyorsun? Burada... Evet tanışma yoluna girelim mi dedin? Editlerden etkilendiğini bana niye söylemedin? Hayır hepimiz etkileniyoruz editlerden. Görkem'den genel bir mi şey etkilendin, videolardan mı etkilendin? Hayır editlerden hepimiz etkileniyoruz. Hani uzun zamandır görüşmüyoruz yani dedi. Hangi editlerin neresine etkilendin? Mesela ablan yaşındayım demeninden mi etkilendin editlerde? Gene beni çok kötü bir durumda bırakmaya çalıştın ama sen ben ne konuştuğunu burada bilmiyor musun? Evet sen ben biliyorum zaten. Bak ben ne yaptım hayır, biliyor musun? Hayır hayır hepimiz. Sakince sana sormaya çalışıyorum. Çıktık buradan sana sordum ne söyledin diye. İçeri gittiğimde bana neler söyleniyor? Editlerden etkilendim. Evet uzun zamandır görüşmüyorduk. Uzun zamandır böyle. Görüşmüyoruz dedi. İzleyeceğim zaten ben bu Kırmızı evet, Oda'yı. Ben dedim ki o yüzden evet doğruyu dedim. Söyle bana hepimiz yani. Etkileniyoruz ondan dedim. Yani hepimiz ben etkilendim dedim. Bak hepimiz etkileniyoruz. Cümlenin arasındaki... Tatlı çıkmışız demişsin. Tatlı gözüküyormuşsun. Uzaktan iyi görünüyormuş dedim. O da dedi ki evet dedi. Buradan dedi şey dedi böyle hani kavga ediyor gibi görünüyorduk ama dedi. Hani o öyle olmamış. Ben de hani seni hatta sen hızlı gidiyorsun, sen tanışma yoluna girdiğin gibi bir şey dedi. Evet dedim Berke'yle hani tamam daha görüşüyoruz, öncesinden kardeşim yaşındasın dediğin insanla olan editlerin seni nasıl etkileyebiliyor bu kadar? Bana bunu anlat. Hani şu mesela. An görüyoruz ya. Tamam kardeşim dediğin insandan o zaman etkilenmeyip bu editleri gördükten sonra nasıl etkileniyorsun? Hala kardeşin olarak görüyor ne musun? Ne diyorsun etkilenme tamam, değil. Tamam ben sana soruyorum. Şu an tamam, gerçekten şey nasıl sadece. Çarpıtıyorsun? Sen sakin ol ben sana bir cevap sakin vereyim. Sakin olayım etkilenmenin... Bu mumlarla seni böyle gördükten sonra nasıl sakin olayım? Sen bana ne dedin? Görkem diyor ki odadan çıkıp gitmedi diyor Berke'yle görüşüyorum dedikten sonra diyor. İnsanların içinde bana söyleyecek laf bırakmıyorsun anladın mı? Odadan bana diyordu çıkıp... Odada bekler misin seni başkası çağırsa diyordun. Ben seni istemezsen beklemem dedim. Ama sen gelip burada çıkmadın. Şimdi başkası çağırırsa ben çıkmazsam ne hissedersin? Nasıl ben hissedersin? Ben de gelirim. Senin gelmen bir şey fark etmiyor ki. Sen kendin çıkmamışsın bir kere. Ben buradan çıkmasam da ama fark eder. Ama ben şok oldum anlamıyorsun. Tamam şok olduğunda ben Berke'yle görüşürüm. Ben, seninle burada gözükmek bak, istemiyorum diyeceksin. Bitecek. Ben başkasına öyle yapabilirim senin için. Sen anlamıyorsun. Ben gayet iyi anlıyorum. Tamam sana şundan bahsedeceğim. Ben hatta dedim ki elimde suyla geldim. Tamam. Dedim ki hatta dedim ben ilk oturdum geldim. O sonra geldi buraya. Tamam, ben ondan şey önce girdim. Şimdi. Tamam hepsini boş ver. Sen şu anda Görkem'e ben Berke ile görüşüp tanışmak istiyorum. Sen benim kardeşim gibisin diyebilecek pozisyonda mısın? Kardeşimsin tabii diyebilirim. O an demedim şaşırdığım için. Tamam şu an bugün kritik olursa veya başka bir şey olursa karşılıklı geldiğimizde bunu söyleyebilir misin benim için? Evet. Eminsin kendinden? Evet. Görkem'i kardeşin olarak görüyorsun. Başka bir şey yok evet. Senin için. Eminiz bundan? Çünkü o... Aynur'un hareketlerine göre devam edeceğim diyor ve benim arkadaşım da bana arkadan yapmış olduğu büyük bir yanlış. Tamamen sakinliğimi koruyorum. Bu işin sonu diskalifiyeye gider. Net söylüyorum. Böyle bir şey yaşansın istemiyorum. Kimsenin de vebaline de girmek istemiyorum. Ama sen bunu net şekilde söyleyebilirsen benim için bir sıkıntı yok. Tabii ki ben arkadaşımın bana yanlış yapmış olduğunu hazmedemiyorum şu anda. Ama sakinliğimi korumaya çalışıyorum her şekilde. Senin ne de söylediğin benim için çok önemli. Sen şu an ben benimle beraber devam etmek istiyorum diyorsan. Su getirmiştim. Sonra ben bir kere onu su vermiştim evde. Dedim ki ya aslında dedim bunu hani Berke gelir diye düşündüm. Berke gitti ama hiç hani senin kısmetinmiş dedim. Hani konuştuk da yani ama hani öyle şey konuşmadım yani. Ben öyle düşünmedim. Tamam bak ben benim sinirlenmemi çok doğal karşıla şu normal anda. Normal karşılıyorum evet ama... Ve sana saygısızlık da yapmak istemiyorum. Bana yapabileceğin yapmıyorum. Bir durum yok ortada hayır, zaten. Hayır işte seni dinlemek istedim. Dinlemeden yapabilirdim. Dinlemek istedim. Doğruyu görmek istedim. Hı-hı.
Sen şu an net olarak evet Berke'yle tanışmak istiyorum herkese diyebilecek pozisyonda mısın? Ben zaten bunu söyledim. Ben tamam. Hatta bunu daha iki gün önce dedim ki benim bu evde görüşebileceğim kişinin sen olduğundan da bahsettim. Tamam. Daha bana böyle yükselme. Ben sana yükselmedim zaten. Yükselme yani. Ben sana yükselmedim zaten. Kapımı da açarsan teşekkür ederim. Leyla.